Arkadaşlar selamlar, herkese merhabalar. Malumunuz artık Şubat ayına geldik, 4 ay gibi bir vaktimiz kaldı. Bu kalan zaman nasıl değerlendirmeliyiz, neler yapmalıyız? TYT-IT dengesini nasıl sağlamalıyız, kaç saat çalışmalıyız? Aynı zamanda soru bankası mı çözmeliyiz, deneme mi çözmeliyiz? Gibi birçok sorunuzun cevabını vermeye çalışacağım. Şubat ayı ile alakalı ve kalan zamanla alakalı neler yapmamız gerektiğini güzel bir şekilde konuşacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce de sizlere çok güzel bir haberim var. Acil yayınlarından 10 adet AYT matematik soru bankasını sizlere çekilişte veriyoruz arkadaşlar. Katılım koşullarımız da çok basit. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve yorumlar kısmına katıldım yazmak. Bu şartları sağladığınız takdirde çekilişimize katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Çekilişimizde bundan tam bir hafta sonrasında hem Instagram'da hem de YouTube'un topluluk kısmında açıklanacak. Ve de lütfen çekiliş sonuçlarına takipte kalalım. Çünkü kazansanız bile maalesef geri dönüş yapmadığınız için kitabın gönderimini yapamıyorum. O yüzden Instagram adresimi yine buraya koyacağım. Buradan da takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Çekiliş haberimizi de verdikten sonra konularımıza doğru geçelim. Şimdi ilk konumuz kalan zamanın önemi ve kalan zamanda neler yapmalıyız ve birazcık bu genel durumu biraz değerlendirelim istiyorum arkadaşlar. İlk olarak şeyden başlamak istiyorum. Yani biliyorum şu anda hepinizde bir şey olayı var. İşte çalışıyorum ama işte çok saat çalışmıyor gibiyim veya ne yaptığım tam belli değil gibi. Veya şu an işte 10 saat çalışıyorum ama sanki hiçbir şey yapmamış gibi oluyor bütün günler. Yani bu durumu çok çok net bir şekilde biliyorum. Aynı durumların direkt birebir aynısını ben de yaşadım. Yani çok çalışıyordum ama sanki bir şey yapmıyordum gibi hissediyorum. Aynı zamanda şey durumu da çok yaşanıyor. Yani daha önümüzde 120 gün var. Çok zaman var işte. Bu kadar zaman çalıştım. 120 gün daha nasıl çalışacağım? Nasıl dayanacağım? Aynı zamanda şey de var. Çok az zaman kaldı. 120 günde neler yapmam gerekiyor? İşte bir sürü konu eksiğim var. Denemeyi çözmem lazım. Şu bu. Birçok bir kafa karışıklığı var arkadaşlar sizlerde. Buna şöyle bir açıklık getirelim. Kalan zamanınız çok güzel bir zaman arkadaşlar. Yani birçok şey yapabileceğiniz, sıfırdan gelseniz bile birçok şeyi bitirebileceğiniz çok güzel bir zaman. Aynı zamanda da şu anda çalıştığınızın tam karşılığını alamıyor olabilirsiniz de. Şu anda böyle çalıştıklarınız boşa gibi geliyor da olabilir sizlere. Bunun karşılıklarını arkadaşlar ben çok net eminim ki Mart ve Nisan aylarında daha güzel göreceksiniz. Aynı şeyi ben de yaşadım. Şubat ayında böyle aşırı netlerim artmıyordu. Böyle ne bileyim birkaç adet artıyordu düşüyordu böyle çok bir arada gidip geliyordum. Ama Mart, Nisan, Mayıs bu aylarda geldikçe iyice zamanda yaklaştıkça netlerinizdeki artışı çok daha düzgün bir şekilde görebileceksiniz. Bu aylarda çalıştığınızın ve pes etmemenizin, disiplinli çalışmanızın meyvelerini çok net bir şekilde arkadaşlar Mart ve Nisan ayı gibi almaya başlayacaksınız diyelim. O yüzden arkadaşlar şu anda önemli olan şey disiplinimizi bozmamamız gerekiyor. Monoton bir hayatımız olsa da bunu artık kabullenmemiz gerekiyor ve bu monoton hayata ayak uydurarak gelecek zamanlarda alacağımız verimin şu anda temellerini atmamız gerekiyor. Aynı zamanda şu anda netlerimizin artmaması gibi durumlarda ve işte zamanın az gelmesi, çok gelmesi gibi durumlara çok fazla kafaya takmadan sadece düzgün ve disiplinli bir şekilde hedefimize odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlara bu şekilde değinmiş olalım. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Konular ne zaman bitmeli ve konular yetişir mi? Burada konular ne zaman bitmeli konusu bence birazcık daha kişiye göre değişir. Ve konuların bitme zamanında yapacağınız dereceyi çok büyük ve önemli bir ölçüde etkilemez bence. Çünkü arkadaşlar konuların bitme zamanı biraz daha farklılaşır insanlara göre. Yani ben mesela ocağa kadar neredeyse bütün konuları bitirmiştim AYT adına. İşte birkaç tane işte fen konularını falan bilerek Mart'a bırakmıştım. Yani ben Mart'ta bitirmiş olurum aslında bütün konuları. Ama yani çok büyük bir önem arz etmiyor benim için konuları ne zaman bitirmem veya Nisan'da veya Mayıs'ta bitirmem. Çünkü arkadaşlar sizin konuları bitirmekten ziyade sağlam bir şekilde öğrenmeniz lazım. Yani konular bitirdim diye bir şey demektense konuları sağlam bir şekilde öğrendim demeniz lazım. Yani gidip de burada işte konuları Nisan'a değil de Mart'a yetiştireceğim diye İntegrale falan böyle boşluğa boşluğa böyle çok fazla pratik yapmadan, örnek çözmeden falan çalışmayın. Düzgün bir şekilde, sağlam bir şekilde çalışın. Tabii erken bitirmenin birçok avantajı var. Yani daha çok deneme çözmeye vaktiniz kalıyor. Daha çok konu tekrar için vaktiniz kalıyor. Daha fazla şey yapabiliyorsunuz aslında. Biraz daha özgür zamanınız oluyor. Yani ama böyle konuları ille de çok erken bitireceğim diye fokuslanmanıza gerek yok. Ve konulara yetişirme kısmına da şöyle değineyim. Konuların yetişmesi de arkadaşlar direkt size bağlı. Şu anda ben sıfırım, daha yeni yeni başlıyorum diyen adam da konuları yetiştirir. İşte benim çok fazla konum kalmadı, şöyle böyle diyen arkadaş zaten konuları yetiştirir. Burada yetiştirme olayı tamamen size bağlı. Ben halen daha konuların yetiştirilebilecek olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim günde kaç saat çalışılmalı, ortalamamız ne olmalı ve tatil günleri konularına. Bildiğiniz üzere zaman az kaldıkça çalışma saatleri genel olarak artar ve bu da çok da normal bir şeydir. Benim de yaptığım oydu. Ben de Mayıs ayı gibi özellikle çalışma saatlerim full 12 üzerinde neredeyse çıkartmıştım. Yani günümün tamamı derste geçiyordu. Tabii ben bu çalışma saati konusunda net bir şey söylemekten biraz kaçınıyorum arkadaşlar. Çünkü çalışma saat dediğimiz şey biraz daha kişiye göre değişir. İşte kişi okula mı gidiyor, dershaneye mi gidiyor veya full evde mi? Aynı zamanda çalıştığında aldığı verim nasıl? Yani kimisi çünkü 5 saatte anlar normal bir şey. Kimisi 15 saatte anlar. Yani bu hayatın normal bir kuralı. Bunun için arkadaşlar net bir
çalışma saati ben size söylemek istemiyorum. Ama motivasyon devamlılığı ve birazcık daha sürece iyi ayak uydurmanız için günlük ortalama 8 saat civarları en az çalışmanızı ben size tavsiye ediyorum. Yani şu anda daha motive olursunuz çünkü her gün bir rutine oturtursanız bunu, hem de güzel bir disiplin de kazanmış olursunuz ilerleyen zamanlar için. Çünkü dediğim gibi Nisan, Mayıs ayları gibi özellikle sınava işte 1 ay 15 gün kala gibi zamanlar çok daha yüksek saatle, yüksek tempolu çalışmanız gerekecek. Bu yüzden arkadaşlar şu anda ne motoru çok fazla yakın ne böyle disiplinden kopun, tam kıvamını tutturmaya çalışın. Ben size o şekilde söyleyeyim. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu zamana kadar çalışmamış birçok konu eksen olan arkadaşlar da yüksek saatler çalışmalı. Yani 8 saat, 10 saat falan filan yüksek saatler götürmeli bence. Çünkü dediğim gibi konu eksikleriniz varsa daha çok çalışarak bunları kapatmanız lazım. Şimdi gelelim deneme soru bankası kamp. Bu olaylar nasıl olmalı? Kim neyi çözmeli? Bunlara değinelim. Burada arkadaşlar soru bankası deneme olayı direkt size bağlı. Benim kendi fikrimce şu anda işte biraz da 30 net, 40 net, 50 net o civarlarda yapan arkadaşlar daha çok soru bankalarıyla, daha çok fazla soru görebileceği föylerle, fasküllerle birazcık kendilerini, konu mantıklarını oturtmaya çalışsınlar. Birazcık daha pratiklerini arttırsınlar. İlerleyen zamanlarda zaten deneme çözecekleri vakitte gelecek. Yani 70, 80 net, 60 net civarlarına geldikçe deneme çözmeleri gereken vakitlerde gelecek. Yine 60 net, 80 net aralığında olan arkadaşlar da bence biraz daha hem deneme hem soru bankası beraber götürebilirler. Yani denemelerde gördükleri eksikleri birazcık daha soru bankalarıyla kapatabilirler. Aynı zamanda da deneme sıklığı olarak da işte 2 tane, 3 tane hafta Türkçe, 2 tane, 3 tane matematik denemesi çözüp fen alanında da bitirdikleri branşla alakalı veya sosyal alanda da bitirdikleri branşla alakalı direkt deneme çözebilirler. Yani kimya, biyoloji, fizikten biri gibi çözebilirler. Yine genel fen denemesi çözebilirsiniz. O size kalmış ama bitirdiğiniz branştan bence mutlaka deneme çözün. Şu an 80-100 net aralığında yapan arkadaşlar da mutlaka biraz daha deneme ağırlıklı gitsinler. Soru bankalarını biraz daha tekrar ve işte genel konuları bir daha bir göreyim gibi kullanabilirler. Yine denemelerdeki ufak tefek eksikler için kullanabilirler. 100 net ve üzeri arkadaşlar da benim fikrimce biraz daha denemeye ağırlık versinler TYT adına. Çünkü arkadaşlar TYT dediğimiz şey bizim denemelerle daha çok pratik yapmamız gereken, daha çok soru mantıklarını sürekli görmemiz gereken ve vakit ayırmamız gereken bir yer. Yani 100 net üzeri alan bir adam da zaten bayağı bir konuyu hallettiği için pratik ve daha çok soru görme odaklı ilerlemesi bence daha mantıklı olur. AYT içinde şu anda bence konu eksikleri fazla olanlar soru bankası yönelsin. Konuları bayağı bir bitmiş olanlar da AYT denemesi çözebilirler. Çünkü arkadaşlar AYT denemesi çözmenin bence türlü türlü amacı vardır. Zamanı kısaltmak için çözülür, konu tekrar yapmak için çözülür, bütün konuları bitirmişsinizdir. Genel bütün konuları bir daha göreyim diye çözülür. O yüzden arkadaşlar yani böyle konuları bitirmeden deneme çözmeyeceğim diye bir durum düşünmeyin. Gidin bence yani şu anda da deneme çözebilirsiniz AYT adına da. Konularınız eğer ki belli bir noktaya geldiyse. Şimdi gelelim TYT AYT dengesi kısmına. Şu anda yeni yeni başlıyorsanız TYT'niz de AYT'niz de çok eksikse bence bir TYT temeli atın şu anda. Yani TYT temeli atmanız gerekiyor çünkü AYT'de belli başlı şeyler öğrenmeniz için. Özellikle matematiğin bu sayılar konularını öğrenmeniz lazım düzgün bir şekilde. Fen adına belli başlı konuları öğrenmeniz lazım. AYT'ye geçiş aşamasındaki konuları öğrenmeniz lazım. Bu yüzden arkadaşlar yeni yeni başlayan arkadaşlar birazcık daha TYT kısmını oturttuktan sonra AYT'ye başlasınlar bence. Ama genel için konuşuyorum. Yani 70 net üzeri yapan, 60 net üzeri yapan arkadaşlar birazcık daha ağırlıklarını AYT'ye versinler. Yani TYT netleriniz ne kadar yükseliyorsa AYT'ye vereceğiniz ağırlık da o kadar biraz daha yükselsin diye düşünüyorum. Çünkü AYT bence sınavı ana kazandıran yerdir. Ben yine bir örnek vereceğim. Ben TYT'de 3000 yaptım. AYT beni 600'e çekti. AYT kısmı o yüzden çok çok önemli arkadaşlar. AYT'de kazanacağınız her net TYT'dekinden daha önemli oluyor ve daha çok rakiplerinizi eleyeceğiniz nokta oluyor. Ve AYT'de de zaten genelde rakiplerin ana elendiği yer olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden biraz da AYT'ye önem vermeniz gerekiyor. Ki yakın zamanda da AYT için çok önemli bir video çektim. Kartlar kısmına koyacağım. Sizlere çok güzel şeyler katacağını düşünüyorum. AYT nasıl çalışmanız lazım, nasıl hızlanmanız lazım. Onlara genel değindiğim videoda dediğim gibi arkadaşlar kartlar kısmına koyacağım. Şimdi arkadaşlar biraz daha seviyenize göre neler yapmanız gerekiyor? Bu zaman nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Bunlara böyle seri bir şekilde değinelim. Şimdi yeni yeni başlamış arkadaşlar. Netleri daha TYT tam oturmamış arkadaşlar. Dediğim gibi zaten TYT temellerini bir atsınlar. TYT kısmında en azından AYT matematiğe geçerken ki şu ilk 12 konuluk kısımları falan bir oturtsunlar. Ondan sonra AYT'ye birazcık daha ağırlık versin arkadaşlar. Ama şu anda birazcık daha TYT temelini düzgün oturtmak olsun bence. Çünkü TYT'yi belli başlı noktalarını bilmeden AYT çalışmak birazcık boşu çalışmak gibi oluyor. Ben de bu durumu yaşamıştım vakti zamanında. 60-80 aralığına gelmiş arkadaşlar da TYT'de nokta atışı yani böyle direkt fende bir konu veya işte matematikte bir konu gibi çalışıp veya problemlerde ana bir eksik var oraya çalışma gibi çalışıp konu çalışma yükümlülüklerini ve yüklerini AYT'ye yükleyebilirler. Aynı zamanda arkadaşlar şu an 80 üzeri 90-100 net o civarlarda yapan arkadaşlar TYT'yi daha çok denemelere bağlayıp denemelerde gördükleri ufak tefek eksikleri kapatarak AYT kısmına da yoğunluklu konu çalışması aynı zamanda bitirdikleri branşla alakalı deneme çözmeyle götürebilirler ve kamp kitabı çözebilirler TYT adına. Onu da eklemiş olalım. Yani bir kamp kitabı 80 net 100 net aralığında yapan bir insana bence şu anda çok fazla geliştirir. 100 net 110 net artık 120 net o civarlarda yapan arkadaşlar da benim kendi fikrimce daha çok AYT ağırlıklı konuları
belki daha erken bitirme ve sonrasında denemelere yüklenme gibi ilerleyebilirler. 100 net üzeri yapan arkadaşlar özellikle matematik adına, AYT matematik adına zor soru görmeye çalışsınlar. Çünkü bu sene tam ne olacağı da belli değil bence. Yani zor soru mu gelir, kolay soru mu gelir? İşte KPSS soruları çalındı bildiğiniz üzere. Yani soru havuzları silindi mi? Ne olacağı da çok belli değil. Yani böyle ÖSYM çıkartır, deli gibi zor sorular falan sorur. O yüzden arkadaşlar biraz daha zor soru görmeye çalışın. Yani her şey hazırlıklı olmaya çalışın birazcık daha. Kendinizi ustalaştırmaya çalışın. Yani konuların ana mantığını ve özünü kavramaya çalışın diyelim. Bu şekilde arkadaşlar genel anlamda da bir değerlendirme yaptık. Netlere göre ne yapılması gerektiğini konuştuk. Ve geri kalan yine birçok konuyu konuştuk. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir video olmuştur diyelim arkadaşlar. Yine sorularınız olursa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hepsini okuyorum. Elimden gelince de cevap yazmaya çalışıyorum. Yani bu aralar inanılmaz yoğun olduğumdan, çok fazla iş biriktiğinden belki cevap yazamayabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama emin olun hepsini okuyorum yani yorumlarınızı. Bu şekilde arkadaşlar videomuzu da kapatmış olalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizleri. İnşallah Şubat ayınızda çok güzel geçer. Çok verimli bir şekilde geçer. Hepiniz dilediğiniz netlere kavuşursunuz diyelim. Görüşürüz diyelim. Bay bay.